Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle birlikte her bilgisayarın kaldırabileceği gerçekten efsaneleşmiş bazı oyunlara değineceğiz. Malum günümüzde oyunları en üst seviyede oynamak için RTX desteği, DLSS desteği vesaire bunlardan faydalanabilmek için gerçekten canavar gibi bir bilgisayara ihtiyacınız var. Örneğin bizde Monster Trooper T7 modeli bulunuyor ki bunda RTX desteği, DLSS desteği vesaire mevcut. Bizim böyle hani bu oyunu kaldırır mı, şunu kaldırır mı gibi bir dertlerimiz yok ama herkesin elinde böyle bir canavar bulunmayabilir. Onlar için de bir liste hazırlayalım istedik ve şimdi lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Listemizdeki ilk oyun arkadaşlar Half-Life 2 biliyorsunuz. Yıllardır süregelen bir Half-Life 3 beklentisi mevcut fakat Valve'in yakın zamanda Half-Life 3'ü çıkarmayacağını biliyoruz. En son bir VR oyunu çıkmıştı hatırlayacağınız üzere Alex VR diye. Dolayısıyla yakın zamanda Half-Life 3 gelir mi diye soracak olursanız biz beklemiyoruz. O yüzden şu anda Half-Life 2 serinin en son en güncel oyunu diyebiliriz. Bu oyunun en güzel yanı böyle çok eski bir bilgisayarınız olsa bile sallıyorum 2010 yılında aldığınız bir bilgisayarınız olsa bile muhtemelen bu oyunu çalıştıracaktır. Çünkü oyunun sistem gereksinimleri artık günümüz için gerçekten çok low profillerde kalmış durumda. Bunu şuna da bağlayabiliriz. Tabii oyun eski fakat oyuna girdiğiniz zaman zaten bu oyunun efsane olmasını sağlayan en önemli özelliklerden biri de bu. Eski olduğunu hissetmiyorsunuz. Fizik motoru vesaire gerçekten çok başarılı. Dolayısıyla eski bir bilgisayarınız varsa Half-Life 2'yi mutlaka deneyimlemenizi tavsiye ederiz. Listemizdeki bir diğer oyun ise Doom 3 arkadaşlar. Biliyorsunuz Doom serisi artık yenilendi. Bir Doom oyunu çıkmıştı. Kısa süre önce de Doom Eternal raflardaki yerini aldı. Fakat biraz daha böyle eskiye gidersek Doom 3'ün de böyle merakla beklenen hatta Half-Life 2 ile eş zamanlı çıkmıştı bu oyunlar. İki oyun da çok merak ediliyordu. Doom 3'ün tanıtımında yapımcı ekip bizim oyunumuzu böyle her şeyi high bir şekilde yani ultra ayarlarda oynatabilecek bir bilgisayar yok şeklinde bir övünmede bulunmuştu. Fakat günümüze geldiğimizde bu oyunu vasat bilgisayarlar bile çalıştırabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle gerçekten güzel, iddialı, başarılı, korku öğelerinde içeren bir FPS oyunu istiyorsanız Doom 3'e göz atmanızı mutlaka tavsiye ederiz. Listemizdeki 3. oyunumuz ise herkesin ismini duyduğunda aa evet diyeceği bir yapım GTA Vice City arkadaşlar. Gerçi Vice City'yi oynamayan kalmış mıdır kalmamış mıdır çok bilmiyorum açıkçası ama hani oynadıysanız ve hikayesini bitirmediyseniz mutlaka bu oyunu oynayıp hikayesini bitirmenizi de sizlere tavsiye ederim. Son dönemde Rockstar'ın Vice City'nin remake'ini yaptığına dair bazı söylentiler mevcut. Eğer Vice City'nin remake'i de gelirse gerçekten efsane olacaktır. Çünkü bence gerçekten Vice City'nin GTA serisinde apayrı bir yeri var diyebiliriz. Listemizdeki bir sonraki oyunumuz bir futbol oyunu arkadaşlar. PES 2013. Bildiğiniz üzere Konami artık yeni bir PES oyunu çıkartmayacak. Dolayısıyla burada öyle elle tutulur bir PES oynamak istiyorum diyenler için PES 2013 biçilmiş kaftan diyebiliriz. Ama kadrolar güncel değil, ben zevk almıyorum derseniz de şöyle bir önerimiz var. PES 2013 için çıkarılmış pek çok mod bulunuyor. Bu modları indirerek ve yükleyerek ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu oyunu günümüz kadrolarıyla oynayabilirsiniz. Zaten PES ruhu da 2013'ten sonra bitmişti. Dolayısıyla dolu dolu PES zevkini yaşayabileceğiniz en güncel oyunun da PES 2013 olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Listemizdeki 5. oyun Assassin's Creed Revelations. Peki o kadar Assassin's Creed oyunu varken neden bu oyun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Hemen belirtelim. Bu oyun Assassin's Creed serisinin en karizma karakteri olan Ezio'nun hikayesini anlatan bir yapım. Ama şunu diyeceksiniz ya Ezio'nun hikayesini anlatan iki oyun daha vardı. Evet vardı ama bu oyun İstanbul'da geçiyor arkadaşlar ve Yavuz Sultan Selim döneminde geçiyor. Dolayısıyla Galata Kulesi'ne tırmanmak vesaire çok hoşunuza gidecektir. Ya da Haliç'te karşıdan karşıya yüzerek geçmek sizin de hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu listeye Assassin's Creed Revelations'ı da eklemek istedik. Ve son oyunumuza geldi sıra. Splinter Cell Blacklist. Biliyorsunuz uzun süredir Splinter Cell'in yeni oyununa dair büyük beklentiler mevcut. Fakat henüz yeni bir oyun gelmiş değil. Dahası Ubisoft'un bu konuda bir çalışma yürüttüğünü de bilmiyoruz arkadaşlar. Yani henüz yeni Splinter Cell oyununa ilişkin bir bilgimiz yok.
Bu bağlamda oynayabileceğiniz en sağlam Splinter Cell oyununun Blacklist olduğunu söyleyebiliriz. Oyun hali eski olduğu için günümüz bilgisayarlarının hemen hemen hepsinde çalışacaktır zaten. Bunun haricinde eski bir bilgisayarınız varsa bu oyunu eski bilgisayarınızda da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Burada benim saydığım bütün oyunlarda Türkçe dil desteği mevcut. Nasıl mevcut? Türkçe yamaları var internette arkadaşlar. Bu yamaları internetten indirerek ne yapabilirsiniz? Oyunun içerisine kurabilirsiniz ve oyunları tamamen Türkçe altyazı desteğiyle oynayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Oyun Canavarı'nın yeni bölümünde birlikte olmak üzere hoşçakalın diyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmuyorsunuz.